yani bu işi yapanlar için de en zengin sen misin öyle mi? Yani Instagram iptal olsa ben iş yapmaz mıyım diye korkum yok. Oo. Çok şükür. Sen buradan laf mı söylüyorsun? Bunun yanında takdir ettiğin, arakladığın işlemler oluyor mu? Bir kadın geldi dedi ki ben nokta noktaya gittim bu öyle oldu. Çok Bunu... geliyor. <laughs> Kim? Ay, çok geliyor. Isimleri... <laughs> İsim vermeyeyim ama. Yeni hedefler söyle. Kadınları neler bekliyor bu sezon? Yeni sezon. Şimdi sana en çok para kazandıran işlem ne? Sorumlu tanıdık ünlülerin var mıydı? <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Efendim Bircan'ın Gözü'nden programıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yanımda çok güzel bir kadın var. Hem de kendisi de güzellik koçu, Çiğdem Koç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çiğdem bu işin bu işin yani bu işi yapanlar için de en zengin sen misin öyle mi? Ah, ya ben çok fazla <gülüyor> <gülüyor> şimdi çok utandım. Şimdi ben e, sosyal medyamda çok fazla öz hayatımı paylaşmıyorum. Gün her şeyi anlatacağız. Evet. Ya daha böyle hani benim o böyle mütevazi kimliğimi hep öyle bilsinler. Ya benim her gelen üyem var ya. Şimdi bu iş çok ele ayağa düştü. Evet düştü. ama çok kaliteli yapanlar da var. Evet. Bir de şöyle bir şey oldu. Şimdi magazinsel bir figür olmamalarına rağmen polemikler var aralarında. Evet. Ne diyorsun bunlara? Valla ben yıllarca hep uzak durdum. Hiç de ihtiyaç duymadan buna. Gayet de başarılıyım uzun yıllardır. Sen biliyorsun benim merkezimi. Şimdi ben başka bir şey de. itiraf edeceğim. Ee, ben Çiğdem'in merkezine gittim. Birçok merkeze gidiyorum biliyorsunuz. Biz Çiğdem'le çok eski tanışıyoruz. Ben hamileydim daha. Evet. evet. Da. Fakat e, bir tek Çiğdem'de öyle bir kalabalık gördüm. Hatta bana dediler ki o kadar kalabalıksa sen niye gittin reklama? Burada açıklasana sen aslında sosyal medya reklamlarının e, güncel olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Tabii. Ya senin müşteri kaygın yok maşallah. Yok hiç yok. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi e, her tabii ki gelen ünlü tanınmış benim misafirimin bir kitlesi var. Hı -hı. Aslında... Herkesimin bilmesi, işlemler hakkında hmm. bilgi sahibi olması. Gerçekten ben sosyal medyayı bile son birkaç yıldır kullanan bir insanım. Yani Instagram iptal olsa ben iş yapmaz mıyım diye korkum yok. Oo. Çok şükür. Sen buradan laf mı söylüyorsun? <laughs> ya bilmiyorum bir alınan alınsın. İnanın ki sosyal medyaya hiç ihtiyacım yok. Benim için önce üyelerimin tavsiyeti. Hmm. Çok sağ olsun Arda, biz hiç boş bırakmıyorlar. Maşallah ya böyle bir şey yok. Tıklım tıklım en çok oda, en çok danışan en çok çalışan ben gerçekten sende gördüm. Yani şöyle söyleyeyim benim her zaman her şubem en az 5 tane merkez kapasitesinde çalışıyor. Evet ya inanın maşallah. Yani hatta benim o geldiğim şubede e, kaç danışan datanız var? 20 bini geçti bu arada. Şaka değil <laughs> bu. Zaten 500 geçti. oradaydı ben gittiğimde. Evet. evet. <laughs> yani para paraya para demiyorsun. Günlük 400'e yakın randevumuz var. Yani buradan Ciro söylemeyeyim şimdi maliye peşinde. Ya yani Çok şey. şükür dünyalığımı yaptım diyeyim. <laughs> çok tatlı. Peki Cidem tabii ki ilk böyle başlamadın. Hatta evet. senin başladığın yıllarda belki güzellik sektörüne bu kadar sıcak bakılmıyordu. Yok. Değil evet. mi? Zorluklarını yaşadın. Evet. Nasıl başladın? Yani sen bu işin okulunu mu okudun? Ee, okulunu okudum. Tabii ki öğrenmenin sonu yok. Hı -hı. Hala her geçen gün sürekli araştırıyorum ne öğrenebilirim diye. Ee, yakın bir tarihte zaten Amerika'daydım gittim oralarda araştırdım. Ne yapıyormuş güzellik merkezleri, yeni işlemler, neler? Yani 15 yıl oldu bu sektöre gireli. E, tabii ki ya ben birazcık bu işin gerçekten eğitimli olmasını istiyorum. Zaten bununla ilgili de oda başkanlarımız vesaireler üstüne gelin. herkes eee kim bakıyor? Oda başkanı. Ayşe Hanım. E... Yani ne, nedir onun title'ı ne? Şöyle e, bizlerin bir e, odası var. Hı. Güzellik uzmanlarından Hı. sorumlu sağ olsun yıllardır da bizim mesleğimizle ilgili inanılmaz güzel mücadele ediyor. Türkiye'de de bayağı güzel bir yer geldi. Çünkü biliyorsun demin dediğin gibi herkes artık merkez açıyor. Birazcık evet. parası olan merkez açıyor. Ben bir de franchising vermiyorum. Evet çok ilginç yıllardır bir şey Vermiyorsun. Vermiyorum. Çok talep var. Çok talep var. Yıllardır istemelerine rağmen vermiyorum. Vermeyi de düşünmüyorum. Bütün senin mi? Benim. Ortağım da yok. En sevdiğim <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> <laughs> Çiğdem ya <Kız>, yapacaksın <laughs> çabuk kadar parayı. Ya ya bir tane oğlum var. Ya benim böyle çocuk da yapmıyorsun. Yok Habere... çocuk yok Şuraya... var. <laughs> benim iki tane de böyle bir minnoş bir oğlum bir kızım var ufaklık. Ya ben dünya gezmeyi çok seviyorum. Evet daha önce de Yani evet Başak burcuyum deli gibi çalışayım ama geziyim göreyim yeni kültürler öğreneyim Keyfimize düşkünüz. Hmm. Ee, benim küçük bir dünyam var evim. Hafta sonu oradan çıkmam hatta hiçbir yere. E, bu arada bazen benim danışanlarım yazıyor sizin evde bar mı var kulüp mü var diye. O kadar. Evimin bahçesinde. Allah kulüp Allah. Kulüp yaptım evet. Parayla oluyor <laughs> işte. Peki başka bir şey soracağım. Şimdi dediğim gibi çok bu işte polemikler var. var. Görüyorsun değil mi? Görüyorum. Ama bunun yanında takdir ettiğin belki aa bu işlemi falan filan değil. Arakladığın işlemler oluyor mu? ya şöyle söyleyeyim araklama değil aslında araklama. E, Saygı duyuyorum. Bir fikir üretmiş, bir şeyler evet. yapmış. Asla e, bugüne kadar kopya yapmaya çalıştım. Hatta e, başkaları ne yapıyorsa onun zıt tam tersini yaptım. Hatta ben ilk bir şey sana e, tek sende var yaptırdım cildime. Dokuz aşamadan mı oluşuyordu? Neydi? o? Dokuz tane voyaj protokolü. Evet. Voyaj evet. protokolü yaptık. Evet. Değil mi? O bütün kırışıkları açan. Ben e, hatta ilk şubemi açtığım zaman klinik tarzı bir rezidansın üstündeydi. Bana dediler ki. Ne yaptın böyle bir hata. Neden böyle görünmeyen, tabelası olmayan bir yerde merkezi açtım? Dedim ki ihtiyacım yok. Beni bulan bulacak. Aa. Ve orası yıllar geçtikçe küçük geldi. Neredeydi o ilk semt? yine Beylikzyğı tarafındaydı. Aa. Küçük geldi. Sonra sağ olsun üyelerim nasip etti daha daha büyük yerlere geçtik. Odalarımız yetmez oldu. Evet, şimdi maşallah. Sonra bir gün bana ben şubemin dış cephesini yaparken dediler ki niye kadın görseli yok böyle makyajlı, güzellik merkezinin anımsadan? Yurt dışından bir malzeme getirdim neon. Sadece fosforluydu. Bana dediler ki bu olur mu? Şimdi tam dört tane markayla telif için süreç başlattım. Evet. Dış çepimin taklitlerini yapmışlar diye. Şöyle gece yarısı olunca neon, sadece neonlar evet. var. Sadece boş kadın ve erkek Simsiyah. figürleri var. Evet. Hatta ben açarken kulüp falan mı açılıyor diye buraya evet, düşürmüşler. Evet. Orası yoldan geçerken kulüp diye evet. Çok akıllıca. Ya ticaret o zaman Başak burcusun. Başak burcu. E, titizlik zaten oradan evet. da denk geliyor. Peki, e, sistemde para kazanmak kolay mı yoksa siz başarılı olduğunuz için mi kazanıyorsunuz? Ya yani şöyle söyleyeyim, e, çok fazla sektöre giren var, çıkan da var. Peki size çok daha fazla giren kişinin olması daha mı avantaj? Yani şöyle e, aslında çok girenden ziyade onu stabil tutabilmek o üyeni Hı. iyi Peki, ve sizin memnun farkınız edebilmek. Farkınız orada ortaya çıkıyor değil mi? Uzun süreli devam ettikleri evet, için. Evet devamlı. Şimdi benim öyle e, danışanlarım var ki misafirlerim annelerin işlemleri bitmiş şimdi kızları genç kız oldu, Aa. onları getiriyorlar. Ya çok güzel. Ya da başka şehirlerden bir akrabasını tanıdığını getiriyor. Ya benim için o e, o bağ çok önemli. Hani işlemi bitti gitti. Onu, o o bana biraz ters çıdan bu programın sonuna doğru şey e, mutlaka vereceğiz çünkü senin 15-20 yıllık bir tecrüben var e, kadınlara kesinlikle yapmayın cildiniz için ya da kesinlikle yapın dediğin şeyleri mutlaka soracağım onu hmm. aklında bir tut izleyici de bunu bilsin çünkü yaz aylarında en çok çok gördüğün şey güneş ışınları ve zararlı ışınlar ya bunlar için sana soracağım ama en çok mesela sana en çok para kazandıran işlem ne ee, epilasyon cilt bakımı ya gerçekten çok güveniyorlar bana Öyle. en iyi olduğun işlem ne Cilt işlemlerinde çok Öyle başarılıyız. Mi? Çünkü bize gerçekten çok problemli ciltler geliyor. Ee, leke. Ya leke, akne, gözenek problemi. Bir de ben de bir huy var. ben ondan seviyorlar galiba. Olmuyorsa olmuyordur. Çok netim. Yapmam. Yapamam. Yapmam. Önermem. Yani olmuyorsa olmuyordur. Olacaksa olur. Asla beklentiyi yüksek tutup. Çünkü bizim işimiz... Hayal kırıklığı. Şimdi seni karşı mutsuz bir kadın hmm. var. Onun beklentilerini yüksek tutarsan hmm. duygularıyla oynamamak. Belki de beni o yüzden seviyorlar. Peki Çiğdem Türk kadınlarıyla çok muhatapsın. Türk evet. kadının en büyük sorunu ne? Kilo mu, cilt mi yoksa tüy mü? Aslında biz coğrafi olarak kararmaya müsait bir tenimiz var. Hmm. Kilo almaya müsaitiz. Doğum sonrası çatlamaya cildimiz müsait ama bizim en büyük kaybımız biz e, hanımlar olarak çok kendimizi geri plana atıyoruz ya kilo aldıktan sonra cilt bozuktan hep böyle önceliğimizi ya işe, çocuklara, aileye veriyoruz hmm. kendimizi biraz geri plana atıyoruz. Şimdi benim de bu konuda ben şunu istiyorum benim o sedyeye evlere günlük temizliğe gidip parasını kazanan da yatabilsin. Iı, i̇yi bir meslek sahibi olup statüsü bana hep daha bazen diyorlar ki niye uygun tutuyorsun diyorum ki ben o sedeye herkes yatabilsin yani kendi için bir şey yapabilsin. Ya ne güzel. Yani hep e, 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 bu mantıkla yıllarca. Var mı öyle mesela gündeliğe giden? Çok var. Ya çok güzel. Çok var. E, hatta bakıyorum bazen böyle bir kilo fındık alıp hediye getiren çok var. Çok güzel. Var. E, çok iyi bir üye profilim var. Yani bunun içinde doktor olan da var. Sağlık sektöründe de olan var, evlere temizliğe de giden var, avukatı da var, her meslek dalı var. Çok güzel. Bu senin fiyat skalanı çok eleştiriyorlar. Sen biraz piyasayı kızıştırıyorsun. Ya e, çok ucuz. Serbest. Diyorsun. Ya şöyle söyleyeyim aslında ederin hiç ticaretle uğraşıyorum, hiçbir zaman Eder'in altında yapmıyorum. Ama, Demek ki onlar çok yapıyor. Ama hiçbir zaman da ya kapımdan bir kişi girsin ya, ben ona bu işlemi bir on katı asla o mantıkla yaklaşmadım. O yüzden dolu taşıyorsun. Çok sağ olsunlar. Seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Peki yapamadığın, başarısız olduğun bir işlem. Kaldırıyorum ben bunu yapmayacağım. Beğenmedim ben bunu. Nereden çıktı bu protokol ya nereden çıktı bu bakım falan? Ya şöyle söyleyeyim. Mesela göğüs popo şekillendirme yapıyoruz. Mesela e, aynı cihazda aparatlar yapısı, var. göz popo şekillendirme. Heh. Brezilya papusu son yıllarda çok moda oldu ya bu konuda. Şimdi mesela ben onun göz e, uygulamasını yapmıyorum. Çünkü ha, bana... Var ama öyle başlıyor. Evet. Ama bana şey gelmiyor... E, İnandım. İşlem başarılı ve inandırıcı ve kalıcı gelmiyor. O yüzden de yapmıyorum. Yapmıyorsun. Ama istediği kadın İstese de yapmıyorum. Aa. <laughs> ya en azından ben ondan haksız yere o para kazanmış olmayayım. İstemiyorum. Peki en büyük şikayetler ne? Ya genelde e, ya aslında bilinçli seni iyi dinlediği zaman aslında her şeyin doğrusunu söylüyorsun. Biraz epilasyon üyeleri. Hmm. Ya yani aslında doğru analizle anlattığın zaman ama yine de şey var ya biraz. Sen ne kadar anlatırsan da herkes bildiğini bir de yanlış doğru. İnternet o kadar bilgi kirliliği evet, var doğru. ki. E, sen ne yaparsan o başka bir şey okuyor ya da şu biz zaten milletçe bırakamadık. Arkadaşım şunu tavsiye etti. Hmm. Bu kremi önerdi. Bitmiyor o. Sen ne kadar doğrusunda tavsiye edersin. Ama ne edersin yanlış et. Benim cildim yağlı. Ben sana önerebilir miyim benim kremimi mesela? Şimdi şöyle, e, cildi yağlı olan herkes zannediyor ki nem de var. Nem başka bir şey, yağ başka. Ha bak buyur. Bir kere 30 yaşından sonra günde minimum 2 litrenin üstünde su içmek gerekiyor. Çünkü cilt artık eskisi gibi kolajen üretmeyecek. Azalmaya hmm. başlıyor. Ya da işte güneş koruyucu sadece kışın kullanılır. Hayır. Güneş her gün var. Yani hmm. yazında kışın da var. Yani yazın kullanmayayım, yazın kullanayım, kışın kullanmayayım. Olmaz. Evet sonra lekeler artıyor. 10 kişiden 9'unda leke var. Sen üzülüyor musun ne kadar artınca? Hiç üzülüyor gibi gelmiyor bana. Yok ya gerçekten bir şey söyleyeyim Ben bakıyorum ki o kadar mutsuz geliyorlar ki böyle sanki gerçekten kız kardeşine, ablasına anlatır gibi. Benim e, gelen misafirler bilirler. Odam çok şeffaftır ortada. Evet. Bana hani her benim şey hiç görünüyor. öyle ulaşılamaz bir durumum yok. Gelsin kapımı pat diye girsin sorsun elimden geldiğince yardımcı olayım. Diyorum ya belki de biraz farkım o. Yani hiç polemiklere hiçbir şeylere bulaşmadan çok sağ olsun da. Hiç kimse de buna bulaşmıyor sektörümde. Vallahi sen, bir tek bulaşmıyorsun Çiğdem. Seni gerçekten takdir ediyorum. Valla sosyal medyayı bu kadar kullanarak herhalde polemiklerin içinde olmayan tek ben varım. Evet sosyal medyası da güçlü aslında Çiğdem. Instagram adresini de söyle Çiğdem. Çiğdem Koç. Evet. Direkt, Direkt Çiğdem, Çiğdem Koç. güzellik yaptıklarında çıkıyorum. Evet, Çiğdem e, kendine ne işlemler yaptın? Senin gözlerin nasıl mı? Kendi gözlerim. Ay maşallah ya. Çok muazzam bir su yeşili. Evet bak kendine işlemler Ya Genellikle gıdı için gıdıyı e, ya ben gıdı işlemleri yapmıyorum. Yapmıyor musun? Valla kendi gıdımı da gittim aldırdım. Ha. Yani gıdımı Siz aldırdım. Sizde kesmeli biçmeli işlemler yok, zaten işlemler evet, yok. Tera işlemleri yok. Bir haddimizi aşan, hmm. uzmanlık alanımızı aşan çok değerli hekimlerimiz var. Onların branşına giren hiçbir şeyi merkezimde asla uygulamam. Var mı uygulama? Haddimizi biliriz. Bak laf atıyorsun. Güzellik değil. uzmanlığı. <laughs> Haddimi bilirim ama. Ama laf atıyorsun şimdi. Ama şimdi üstüne alının alınsın. Gerçekten alınsın. Çünkü cevap bizim sınırlarımız. da olsun e, her cevap başım üstünde. Sınırlarımızı biliriz. Bize zaten e, meslek dalı olarak sunulmuş neleri yapıp neleri yapamayacağımız. Hımm. Evet. Yam lüzumu yok. Hiç diyorsun. gerek yok. Hiç gerek yok. Ya yani şöyle bir şey oluyor. Sen çok takip etmiyorsun Gülber tamam. Sosyal medyada hani ünlü yani yıllardır devam eden hani atıyorum işte Gülben Ergen, Hülya Avşar polemiği var ya. Arkadaş güzellik merkezleri sahiplerinin polemikleri oluştu. Dört kişi birbirlerine saldırıyorlar ve sonra çok tabii kötü şeyler görünüyor. Çok kötü şeyler oluyor. Ve Çiğdem bunun için hiç yoksun. Yok ya benim tarzım ya Onlar değil. birbirlerini yerken sen para kazanıyorsun. Benim tarzım değil. Gerçekten Herkes nasibini kısmetini yer. Hiçbir zaman ya işte en yakın rakibim de olsa gerçekten rakip gibi görmüyorum. Herkes rızkını nasibini yiyor. Evet. O yüzden hani Allah daha çok versin belki daha çok verince kimse kimseye bulaşmaz. Ha Ondan mı oluyor ya? Bu gelir eşitsizliği var ya. Yok Vallahi savaş aslında. Bunda, savaş ya da kazanıyorlardı yani. herkes. Yani herkesin sosyal hayatı az buçuk hani ortada görünüyor. Son derece görülüyor. iyiler. Evet. Ya bu sektör gerçekten kazandıran bir sektör ama ben de dahil istiyorum ki iyiler kalsın. Hmm. Yani iyiler kalsın ve işini hakkıyla yapanlar kalsın. Böylelikle sizin sektörünüzün de adı daha da parlamış olacak, değil mi? Kötüler Tabii. olmasın artık. Olmasın. Yani yanlış işlemler yapanlar. Mesela dinler. ay bir tane modi bir soru soracağım. Ay. Mesela bir kadın geldi dedi ki ben nokta noktaya gittim bu öyle oldu. Çok o, geliyor. Kim? Çok ay, geliyor. Isim, i̇sim vermeyeyim ama benim bir huyum var. Asla başka bir merkezde de yanlış bir uygulamayla da gelse Hı. diğer meslektaşımı zora sokacak. Öyle gaz vereyim alttan alttan. Hani ben başım bana geliyor ben yaşıyorum. Hani benle ilgili veriyorlar da ben vermem. Ya. Çünkü niye biliyor musun? İşletmeci gözüyle bakıyorum. Senin korkun yok galiba. Yok hiç korkum yok. Yani hiçbir şey verilmeyecek cevabım da yok. Asla vermem. Çünkü diyorum ki ya o arkadaşım da işletmeci belki de ee, yani onu zora sokacak. Diyorum ki bak merak etme üzülme bu geçici bir şey bunun çözümü var. O da istememiştir böyle olsun. Eminim üzülmüştür. Bazen diyorlar ama ilgilenmiyorlar sizin gibi siz daha çok cevap veriyorsunuz. Siz yapmadığınız hmm. halde. Belki diyorum olsun haberi yoktur. Çiğdem böyle şeyler yapıyorlar. Mesela muhtar seçimi gibi bir yere gidiyor mesela diyelim böyle muhtar seçimleri gibi karşılanıyor falan. Mesela senin bir şu bende bir seansta o kadar kişi var. Sen ne yapmıyorsun? Yapmam. Yok, Aha. ya yok. Ee, ben hatta şöyle söyleyeyim. Her şeyi bile hep geriden paylaşırım. Bak bugün senin konuğuydum. Bunu bile önden söylemedim. Söylemedin yok. ama paylaşacağız. Paylaşacağım, paylaşmayacağım. <laughs> bir Can Bali'ye gelmişim, konuk benim. Ben de paylaşacağım. Yok. Çok seviyorum seni. Çok sağ ol. Peki yeni hedefler söyle. Kadınları neler bekliyor bu sezon, yeni sezon? Şimdi e, ben... Temmuz ayında tekrar Amerika'ya gidiyorum. Eğitime. Eğitime gidiyorum. Ee, çok güzel yeni uygulamalar öğrendim. Önce tabii bunun arka planda bunları yapabilir miyim, yapamaz mıyım, hmm. uygun mudur? Bununla ilgili Bir herhangi. Bunu. Şimdi bazı işlemlerimiz e, tabii ki bizlere maalesef kısıtlamalı. Tabi tabi. E, tabii tabii. E, Sağlık Bakanlığı tarafından. Sağlık Bakanlığımız evet. tarafından, O da Başkanımız bildiriyor. E, bazı uygulamaları yapamıyoruz. O yüzden de mesleğimizi sıkıntıya düşürecek hiçbir şeyi zaten yapmam. Risk alacak bir şey yok. Hiçbir şey almam. Ne hmm. oradaki danışan misafirimi ne de kendimi mesleki olarak. Ama yeni yeni çok güzel ürünler çıkıyor. Değişik şeyler. Takip ediyorum dünyayı. Yani, ne e, açta şu an? Bir askıdır gidiyor bu Fransız. Ya askı gidiyor. Her dönem değişiyor trendler. Hmm. Hep değişiyor. Şimdi e, bilmiyorum askıdan sonra ne çıkacak? Ama dudaklara da dolgu yok ya. Çok azıcık var. Küçücük. Aa, hiç yok çok gibi. Küçücük. Bana bak sanki benim güzel şubelerim var. <laughs> küçücük. Var. <laughs> <laughs> Ay şubeler şubeler diye. Evet, ya, yani çünkü bazen o, tamam. şimdi gelenler senin istiyor bir şeyleri sende görmek. Ya sen böyle etmiş. Türk sinema sanatçılarına benziyorsun. <laughs> <şimdi>. Aa. var <laughs> Çok tatlı ya. Bir öyle bir havan var. Peki, influencer olan herkes bir süre sonra takipçilerine güvenerek bir yerler açtılar. Ama senin de içlerinde sevdiklerin vardır. Var var. Çok sevdiklerim var. Sevdiklerim var. İşi başarıyla yapanlar var. Hatta tamam. zamanında e, ya bir isim vermeyeceğim ama birçok mesela gelen şu an fenomenler çok gelen oldu. Hep de her zaman da bana mesela bazen soranlar da oldu. Abla böyle bir şey yapmak istiyorum ya. ne dersin? Tabii tabii şu an böyle merkez sahibi de olan ve şu an açmak isteyen de her zaman dedim ki beni gece gündüz arayabilirsin. Cihaz mı almak istiyorsun? Abla böyle bir şey yapacağım nasıl zarar edeyim? yer. Hatta yer tutarken ruhsata uygunluğuna kadar kendim oturup baktım araştırdım. O sen de delisin. Bir şey soracağım, inan, gerçekten bir can hiç böyle bir şeyim yok. Şimdi ben zaten Ben de açarken sana arasaydım keşke. Gışımın üstünde Ama keşke ben zaten arasaydım. artık yok. Gittim. Ya ben zaten Aynen. belli bir statüye ulaştım. Zaten ismimin bir bilinirliği var. Hı. E zaten yaptım da dünyalığımı Ne nereye kadar bu hırs? Bu hırs ne kadar? Nereye yani? kadar bu yani? İnsanların hırsı Ben kaynaklı? insanların kalbinde, gönlünde yer kazanmak. Güzel hatırlanmak. Hey, her şey bir gün dönemi geçecek. Şimdi biz varız şimdi. Yarın bugün kimler gelecek arkamızda? Varlıklı bir aileden mi geliyordun? Ya varlıklı aslında şöyle söyleyeyim. Evet babam tekstil işiyle uğraşıyordu. Birçok böyle sanatçının da evinin dekorasyonlarını falan vesairelerini yapmıştı. Hmm. aslında yine de ama biz böyle öğrendik. Mütevaziliğini kaybetme. Nerelisin? Ee, Erzincan, Kayseri karışık. Nasıl ya? <laughs> Rus gibisin ay. <hayır>? <laughs> <laughs> çok çok benzetiyorlar öyle. Aa, aa. Yurt dışında da Hayır, öyle. ben gerçekten hani şeyden Kosova, Mosova diyeceksin falan sanıyorum. <laughs> ya aa, aa. aa. Erzincan mı? Erzincan. Bir de Kayseri. Kayseri. Ya, tabii, Kayseri. tabii, tabii şu vermezsin sen kimseye. Kayseri'de <laughs> şey diyorlarmış. <laughs> e, biliyor musun o şeyi, rivayeti? E, kafası çok çalış, şey çalışmıyor, bunu okutun diyorlarmış. Ticaret yaptırmasın evet. diyorlarmış. Çık kafası çalışmayanlara okutuyor. Ticaret öyle diyorlar. <laughs> ama bayılıyorum kızları mutlaka okutuyorlar. En güzel değil mi? Aynen güzel. Mutlaka okutuyorlar. Ya. Ay, bir Kayseri'li bir anım var dur anlatayım sana. <laughs> ee, çok sevdiğim sen de tanıyorsun. Çok sevdiğim e, bir arkadaşımın başına geliyor. Bir Kayseri'li yola çıkıyorlar tamam mı? Çocuk açlıktan ölüyor ama yemek yemiyor yolda hani. E, para gidecek diye. Neyse duruyorlar hastanelik kadar artık tük öbürü öleceğim açlıktan hani yiyelim falan. Duruyorlar hani böyle eski yollarda giderken e, tesislerde tahta şeyler olur. Beşikler, oyuncak, tahta beşik. Almak istiyor Kayserili. Bir türlü indirim yaptırmıyor tamam mı? İşte bari 10 TL indir bari 5 TL indir indirmiyor adam o da indirmiyor inattan. In 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 gazeteye sarıyor adam ne diyorsun Kayserili? Bari de günlük gazeteye sar da gazete alayım diyorum. <laughs> Ya böyle bir şey var mı? Tüm Kayseri'yi öpüyor yok artık. ama Ya. Ben gerçekten o konuda çok naifim. Bir şey dediği zaman böyle yiyem hemen kıramıyorum. Senin zaten artık Gerçekten kıramıyorum. Sana, sandan indirim istiyorlar mı? İstiyor. Var? Ya. İstiyor ya onları da anlıyorum ya. Hayat biraz zor ya. Yapmak da istiyor. Sorumlu tanıdık ünlülerin var mıydı? ya hani <laughs> şöyle söyleyeyim. Yok ya sen de beni biraz tanıyorsun. Benim çok sağ olsun. Sanatçı dostlarım da arkadaşım her zaman hep desteklediler. Seviyorlar ya ben kalplerinde ayrı bir yerdeyim biliyorlar. Aynen. Beni hani bazı kişilerle karıştırmıyorlar. Bana herkes de ona Sen göre. Sen bir ayrısın arttırıyor. ama. Evet. evet. Gerçekten Sektöre öyle. Sektöre de gerçekten e, kalite katıyorsun. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Ay çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Peki edin. şimdi programın sonuna doğru gelirken kadınlar yazın. Ne yapmasın, ne yapmaması lazım. Bunların hepsini sen bir şimdi sor. Şimdi yurt dışında bir araştırma yapmışlar. Hı. Kadınlara soruyorlar. 18 yaşında mı böyle 20 yaşında mı dönmek istiyorsun yoksa 40'lı yaşlarında Kadınlar diyor ki 40'lı yaşlarımda olmak istiyorum. bolgunlukla ama bir 25'lik çıtır gibi gözükeyim. Güzel e tabi, gözükeyim. E tabii, e tabii. Şimdi ipin ucunu kaçırmadan. Hı. Bir kere günlük bakımlarımızı ihmal etmiyoruz. Günlük bakım aç. Bir kere bir tane bir nemlendiricimiz kenarımızda olacak. Güneş Hı. koruyucumuz olacak. Bir tane yüz yıkama jelimiz. Kendi cilt tipimize uygun. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani merkezlere gidemiyoruz. Bu işlere para harcayamıyoruz. Ama en azından mevcut olanı korumak. E, çünkü gerçekten hani bir artık klişe ama cildimizde en önemli giysimiz. Yani e, şimdi... Organlar her şeyi güneşten etkilenmiyor ama cilt öyle değil. Hmm. O yüzden de yediğimiz içtiğimiz çok önemli. Asitli şeylerden, çok yağlı şeylerden, kuru yemişlerden. Yani belli bir yaşa geldiysek... Öyle artık gençliğimizdeki gibi her şeyi yiyeyim, içeyim. Maalesef olmuyor. E, makyajla yatayım yok, olmaz. Makyajla yatmak gerçekten, gerçekten. şey değil mi? Çünkü şey. Çünkü <laughs> nefes alamıyor. Bütün, bütün güzellik merkezleri işte uz güzellik uzmanları böyle yapıyor. Makyajla nefes yattığım alamıyor. gece <laughs> ne yaptın? Sanki adam öldürdüm ya gece ne var ya? Şimdi ya makyaj, biz yap. zaten mecburen e, gelen misafirin sana bakıyor. Şimdi demezsek ya dersek bu kadının kendine hayır yok. Ben bunda ne yaptırayım? Şimdi biz zaten hep böyle bir bakımlı olmak zorundayız makyajla. Ama eve de gidip de o makyajla yatarsan ne yaparsan yap. Oy. Sonra cerrahi müdahale Abi, olmadan güzel dişin büyüyor. zannemin annemin taşı ben lisedeyken bir güzel merkezine gittik. Annem böyle yaptı. <laughs> e, kim ilgilenecek bizim cildimizle? Kadın ki ben buranın uzmanıyım. Annemle yüzümüze baktım. Uzman. <laughs> Yani bir bir şey yapayım. Ben yıllar evvel burnumu yaptıracaktım. O zaman böyle Instagram'da yoktu. Girdim Facebook'tan doktorun eşinin burnuna baktım. Hani kendi burnunu nasıl yapmış eşin diye. Bakarız, bakalım. Ben de biliyorum bana da bakıyorlar o yüzden. Su bir de su dedin. Su çok önemli. Su çok önemli. Ay, Gerçekten şey e, ya ben de bazen unutuyorum ama kendi kendime hatta telefonuma alarm kurdum dedim su iç, su iç hatırlatsın. Diye. Su çok önemli bilijan. Şey. Ne oluyor yani, ki kolejen? Yok artık cilt, nem yok. Şimdi belli bir su varsa onu zaten organlar alıyor. Cilt bu sefer su yok. Bu sefer o hani kılcal damarlarımız böyle yüzeyde çatlıyor. Kırışık belli. da olur. Kuru cilt bir kere inanılmaz hızlı kırışır. Ay çok kötü. Yağlı cildin siyah noktası silicisi bitmez. Kuru cilt de hemen yaşlanır. Hmm. Aha bir de şey yağlı cilt de sarkar değil mi? Sarkar. E ne yapacağız ayol? Dikkat edeceğiz cildimizi tanıyacağız. Yani sosyal medyada boş şeylerden ziyade biraz kendimizle ilgili araştırma yapacağız. <laughs> Herkese lafını da söyledim. Ama Aman. böyle tereyağından kıl çeker gibi de çıkıp. <laughs> Ama gerçekten ben öyle. Lavabodum. Yani gerçekten <laughs> öyle. Birazcık valla araştırmak lazım. Peki programın sonunda doğru gereken biz sana da bir sürpriz olsun izleyiciye de. Ne? Biz izleyenlerden yorumda orada buluşacağız. Seni takip edecek. Yorumlarda buluşacağız. Bir lazer hediye eder misin? Ay ederim. Başımın üstünde yerleri var. Söz. Çiğdem'in güzel yorumu yapana lazer veriyoruz. Biz seçeceğiz. Tamam. Instagram'a seçeriz. Sen seç, sen bana de ki Çiğdem'cim buna epilasyon istiyorum de. Tüm vücut bende. Ay çok teşekkür ederim. Ne kadar bonkörsün <laughs> ya canım benim. Çok teşekkürler. Hatta ne yapalım biliyor musun? İki takipçi olsun, iki güzel yorum olsun. Birine de bayram öncesi güzel cilt bakımı yapalım. Ay süper tamam. Bir epilasyon bir <laughs> cilt. Bir epilasyon bir cilt bakımı Çiğdem Koç'tan hediye geldi. Bayram öncesi muhteşemde de bir hediye oldu. Çok teşekkür ediyorum Çiğdem. Ben teşekkür ediyorum. i̇nanılmaz İnan, keyifliydi. Benim Tabii için zaten de çok öyle. Çok seviyorum. Ben de. Yani bu samimiyetle devam edelim. Ben ki Çiğdem ne konuşacağız? Ay boşver sohbet edelim dedi be. Ben dedim. Yani hiç hazır bir şeye gerek yok. Senin yanında zaten ben hep kendimi rahat Rahatsız hissediyorum. Rahatsın değil mi? Valla. Ay çok güzel. E makyajı sil hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yerim, ben onun yanına gittim hiç makyajlı yoktu ne kadar Yok ben çok fazla yapmıyorum. Çok günümün. çok daha güzelsin de. Hı hı. Hemen buraya Çiğdem'in makyajsız fotoğrafı gelsin. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bitti bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim bugünlük Bir Canın Gözü'nden programı bitti. Güzellik Koçu Çiğdem Koç'la beraberdik. Çok güzel bir kadın. Ee, Çiğdem, YouTube'da falan bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. İler e, İlerleyen zamanlarda olacak sürprizlerim. Biraz geliyorum ya sosyal medyaya geliyorsun geliyorum, değil mi? Art, sosyal medyaya bir adım geliyorum. attık Çok şükür. <laughs> Bugünlük bizden <laughs> bu kadar. hoşçakalın.